Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 18. videosundayız. Dik üçgenin de 5. videosundayız. Yani dik üçgeni bu videoyla bitiriyoruz. Evet pdf'e nereden ulaşacaksın? Videonun açıklama kısmındaki linkten. Daha doğrusu dik üçgendeki 1. videoda pdf'i indirdiysen şimdi indirmene gerek yok. Ve bu arada ne işleyeceğiz biz? Birim çember ve trigonometrik değerler. Birim çemberi yani. Birim çemberi işleyeceğiz bu dersimize. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Arkadaşlar öncelikle olarak tabii ki tanımını bileceğiz. Birim çemberin tanımını bileceğiz. Sonra vay efendim işaretleri şöyle bilmem ne falan filan ezberleyin falan. Ya kardeşim bırak bu ezber işlerini. Sadece tanımını bil. Geri kalanını yorumla halledeceksin. Vay efendim işte kara tahtayı bilmem ne yaptığı, öyle bir şeyler falan filan da söyleniyor ama böyle işaretler falan ezberlettiriyor ama ben ona şahsen karşıyım. Sakın ama sakın böyle bir şey ezberlemeyin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şuraya gelecek olursak birim çemberin tanımını yapalım. Yarı çap bir birim olan ve merkezi orijinde olan çembere birim çember diyor. Evet merkezi orijinde olan birim çember. Şu şekilde yarı çapı da bir birim olan çemberdir. Öncelikle olarak şuradaki yatay eksene analitik düzlem biliyorsunuz 8. sınıftan. Şuradaki yatay eksene biz x ekseni dikey eksene diye ekseni diyorduk ya. Yatay ekseni sen kosinüs olarak bil. Dikey ekseni de sinüs olarak bil. Hemen buraya kosinüs yaz. Buraya da sinüs yaz. Buradan sonrasında işaretlerin yorumlarını zaten bulursun. Mesela sin, kos, tan ve kot. Bunların işaretlerine bakalım. Hocam sinüsün işareti. Bu bölgede sinüsün işareti nedir? Artıdır. Bu bölgede o zaman artıyı yazdın. Bu bölgede kosinüsün işareti bu da artıya denk geliyor. Çünkü burası e, artı 1, artı 2, artı 3 diye gidiyor. Burası da 1, 2, 3 diye gidiyor. Burası eksi 1, eksi 2 diye gidiyor analitik düzlemde. Burası da eksi 1, eksi 2 diye gidiyor. Sonra buraya geldi. Hocam sadece sinüs ve kosinüslere bakalım. Sadece bunları bilmen yeterli. Sonrakileri zaten kendin çıkartacaksın. Bu bölgeye geldiğin zaman. Hocam sinüsün işareti bak artıya denk geldi yukarıya. O zaman artı kosinüs işareti de eksiye denk geldi. Eyvallah. Hocam bu bölgeye kosinüs de eksi yazdık. Bu bölgeye de baktık. Kosinüsün işareti nereye denk geldi arkadaşlar? Eksi. Sinüsün işareti de eksiye denk geldi. Eksiye eksi yazdık. Bu bölgede kosinüsün işareti bu eksen kosinüslü artıya denk geldi. Çünkü artı 1 artı 2 burası. O zaman burada kosinüsün işareti artı. Sinüsün işareti de aşağıya denk geldiği için eksi. Bak bunları kendin böyle analitik düzlemde çıkartabilir misin? Çıkartabilirsin. Ezberlemene gerek var mı? Yok. E hocam tanjant ve kotanjantı nasıl yapacağız? Tanjant ne demekti? Sin bölü kos değil miydi? Bunların oranlaması. Yani artının artıya oranı artı yapar hocam. Kotanjantta cos bölüsün ya. Bu da artının artıya bölüm oranı artı yaptı. Bak işaretleri zıt olduğu için tanjant ve kotanjant bu bölgeden olmak zorunda eksi. Yani artının eksiye bölümü bu da kotanjantta eksinin artıya bölümü. Burada eksinin eksiye bölümü bak tanjantta kotanjantta artı yaptı. Burada işaretleri zıt tanjant ve kotanjantta eksi olmuş oluyor. Ezber yapmaya gerek var mı? Tekrar soruyorum. Yok. O zaman ezberleme. Mantığını kullan. Adam sana bir şey dedi. Şu bölgede işaret nedir dedi. Ha bu arada buradaki trigonometrik birim çemberde şunu da söyleyeyim. Burası 0 derecedir. Burası nedir? 90 derecedir. Çünkü niye? Şöyle düşüneceksin onu da. Hocam bu 0. x eksenine yaptığı açı. Hop x eksenine 90 derece. Şöyle geldiğin zaman 180 derece yapıyor. Burası 180. Şöyle geldiğin zaman bir 90, 1 90, 1, 90 daha gidiyorsun. Burası da 270 derece yapıyor. Yani burası 90 derece. Burası 2, e, 180 derece. Burası kaç derece arkadaşlar? 270 derece. E burası da aynı zamanda 0 ya. Aynı zamanda 360 derece de diyebiliriz. Çünkü şöyle geldiğin zaman oooop, 360 derecede yapıyor burası. Haberin olsun. Tamam açı olarak da bu şekilde olduğunu bil. Şimdi buradaki noktaların birim çember olduğu için buranın bir noktası yarıçap çap 1 olduğu için arkadaşlar şurası bir birim ya. yarıçap çap 1 olduğu için buranın 1. Buranın 0'a 1. Buranın eksi 1. Sol tarafta olduğu için eksi 1. Buranın da sol taraf aşağıda olduğu için eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi bir şöyle bir yorum var. Birim çember üzerinden bir nokta aldığım zaman arkadaşlar birim çember üzerinden bir nokta aldığım zaman şunun x eksenindeki sayısal değeri x ise bunun da y eksenindeki sayısal değeri y ise yani şurası y ise bak burası da 90 derece ya x eksenine dik çizdik y eksenine dik. Arkadaşlar şu da çemberin yarıçapı bir birim değil mi? Evet. Bak burada ne çıkıyor? Pisagor bağıntısı. Ben birim çember üzerinde bir nokta alırsam eğer. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın. X kare artı Y kare eşittir birin karesi. X kare artı Y kare eşittir birin karesi. Yani X kare artı Y kare eşittir bir sağlanıyor. Birim çember üzerindeki bir nokta için bu sağlanıyor. Bunu bilmene gerek var mı? Bence yine yok. Çünkü sorusu geldiği zaman şekli çizerek kendin sonuca ulaşabilirsin. Anlaştık. Tamam mı? Ya ama burada Birim çember üzerinde bir nokta varsa x kare artı y kare eşittir. Bir de sağlanıyor. Şimdi birim çemberi bir de yorumlamak lazım. Burayı ne dedik arkadaşlar? Kosinüs ekseni dedik. Dikey eksene de ne dedik? Sinüs ekseni dedik. Şimdi birim çember üzerinde bir x açısı. Mesela şöyle bir x açısı. Bak şuradan şöyle geldin x açısı alınca. Şuradaki x açısının bak şöyle kosinüs eksenine değdiğin zaman buradaki kosinüs x yapar. Şöyle sinüs burası da dikeyi de sinüs x yapar. Niye? Çünkü buradan buraya geldiğin zaman sinüs eksenine değdiğin zaman da sinüs değerini veriyor. Burası sinüs değeri ise yani buradaki değer sinüs değerini veriyor bize arkadaşlar. Bazen negatif de oluyor. Bölgesine göre negatif değerler de çıkıyor. Neymiş? Buradaki noktanın kosinüs eksenindeki sayısal değeri bize kosinüs değerini veriyor. Sinüs eksenindeki sayısal değeri de bize neyi veriyor arkadaşlar? Aslında burası sinüs x demeliyiz buradaki değer de bize sinüs x'i veriyor arkadaşlar. Bu da çok kolay aslında. Bu mantık da çok kolay. Şu, şuradan da yapabiliriz aslında şu mantığı. Bak şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Hocam bunu kosinüs ekseni dedik de bunu sinüs ekseni dedik de tamam şuradaki açıyı gösterdiğin zaman şuradaki açıyı gösterdiğin zaman ne dedik? Dik çizdiğin zaman burası alfa ise eğer kosinüs alfayı veriyor dedik. Tamam. Ben buraya bir A diyeyim. Başka bir yerden daha ispatlayayım sana. Şurası da yarım çap, yarı çap birbirim ya birim çember olduğu için. Şurası da birse eğer. Hocam şuradaki üçgende bak alfanın komşusu var karşısı var. Aklına kosinüs gelmez mi? Gelir. Kosinüs alfa neye eşit oldu? Komşu bölü hipotenüs. A bölü birden A'ya eşit oldu. A buradaki A uzunluğu gerçekten kosinüs alfa'ya mı eşit oldu? Evet. Bir başka ispat da bu diyebiliriz. Ya da buraya B deyip de aynı işlemi yine burada da yapabilirsin dostum. Tamam mı? trigonometrik değerli biçimde yazmak işte yazarken buradaki yöntemi de kullanıyoruz. Aklınızda bulunsun. Ama biz birim çember yorumlarken şu yatay eksendeki kosinüs eksendeki sayısal değer bana kosinüsü dikey eksendeki sayısal değer de bana neyi veriyor? Sinüs değerini veriyor diyeceğiz. Bu kosinüs ekseni bu da sinüs ekseni olduğundan dolayı. Bu arada buradan şuraya bakacak olursan hocam burası kosinüs x ya burası da sinüs x ya bak ne geliyor? Pisagor bağıntısı yaparsak bunun karesi artı bunun karesi bunun karesi eşit değil mi? Evet. Yani buradan çok güzel bir şey geliyor. Bak kos kare artı sin kare neye eşit oluyor arkadaşlar? 1'e eşit oluyor. Dikkat edin kos kare artı sin kare ne oluyormuş? 1'e eşit oluyormuş arkadaşlar. Bu da bilmemiz gereken önemli özelliklerden biri arkadaşlar. Yani şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Burada bir şey daha demem lazım benim aslında. Şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sinüs alfa değeri nerededir? Birim çemberde tanımlıyoruz ya onu. Hocam sinüs alfa değeri 1 ile bak sinüs alfa değeri 1 ile eksi 1 arasındadır. Hocam 1 ile eksi 1 arasındadır. Kosinüs alfa değeri de ne ile ne arasındadır arkadaşlar? Kosinüs değeri de şurası da 1 burası da eksi 1 olduğundan dolayı 1 ile eksi 1 arasındadır. Yani ekstradan şunu da bilmeni tavsiye ediyoruz. Bazen böyle ee, şey değeri sorulabilir arkadaşlar. Yani bir fonksiyon değeri sorulup işte aralığı da sorulabilir. Mesela bir sorusunu yazayım. Adam der ki işte bir fonksiyon der. fx fonksiyonu 3 sinüs x artı 5 aralığı nedir diye sorar. Sen sinüs x artı sinüs x'in aralığını biliyorsun. Sinüs x'in aralığı neydi? Eksi 1 ile 1 arasında. O zaman bunu elde etmeye çalışacaksın. 3 sinüs x artı 5'i. Ben bunu 3 ile çarparım. Eksi 3 küçük eşittir. 3 sinüs x. O da küçük eşittir. Ee, 3 yaptı. 3 ile çarptığım için. Artı 5 eklemem lazım. Artı 5 eklersem de. Hocam 2 küçük eşittir. 3 sinüs x artı 5. O da küçük eşittir. 5 eklediğim zaman 8. Yani fx fonksiyonunun e, e, tanım kümesi ne oldu arkadaşlar? 2 ile 8 arasında olmuş oldu. Hani böyle bir soruyla da karşılaşabilirsin. Belki haberin olsun. Aynı şey kosinüs sorulduğu zaman kosinüs içinde yapabilirsin. Evet bu zamana kadar neyi bilmemiz lazımmış? İşaretler tamamıyla senin yorumun. Bilmene gerek yok. Birim çemberin tanımını bil sadece. Geldik buraya. Hocam birim çember üzerindeki bir nokta x bir x kare artı y kare eşittir 1. Bilmene gerek yok. Birim çember çizip kendin yapabilirsin. Ha bilirsen kendin de e, formülden de yapabilirsin. Sonra ne dedik? Şu kosinüs eksenindeki değdiği yer zaten tanım gereği. Kosinüs ekseni bu ya. Dik çizdiğin zaman burası kosinüs x'i. Burası da neyi veriyor? Buradan dik çizdiğin zaman sinüs ekseni de sinüs x'i veriyor. Buradaki sayısal değerler arkadaşlar. Bunları sadece şu anda şunu bileceğiz. Bunun kosinüs x, bunun da sinüs x olmasını bileceğiz arkadaşlar. Bir de şunu da bilelim arkadaşlar. Tanjant ekseni ve kotanjant ekseni. Tanjant ekseni de şu x eşittir 1 doğrusudur. Yani şu doğru. Hani şu birden çizilen şu teğet doğruya tanjant ekseni diyoruz. Şuradan çizilen bu doğruya da kotanjant ekseni diyoruz. Hocam bu ne demek? Yani sen burada bir x açısı verildiği zaman bak x açısı. Sen bu x açısı verildiği zaman kos, kosinüs ekseninde kosinüs x'i e, buradaki eksende de neyi buluyorsun? Sinüs x'i buluyorsun. E tanjant eksene değdiği zaman da tanjant değerini bulacaksın. Tanjant değeri de ne yapıyor o zaman? Tam tanjantı değince Şuradaki uzunluk yapıyor arkadaşlar. İşte burası tanjant x yapıyor. Kotanjant eksenine değersen de devamında kotanjanta değersen de hocam buradaki değerin neresi? Şu uzunluğu mu? Değil. Değdiğin zaman şuradaki uzunluğu arkadaşlar bize kotanjant x değerini veriyor. Tamam, tanjant ekseninin bu, kotanjant ekseninde bu olduğunu bil. Ha, bir de trigonometrik değerlerde arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bak sana sinüs sıfır, kosinüs sıfır gibi e, birim çemberi yorumlattırıcı şeyler söylerler. Bak şimdi, sana öyle bir şey veriyorum ki bir süre ezberden kurtaracağım. Şimdi sana bak, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Hocam buranın kaç derece derece olarak sıfır olduğunu biliyoruz. Buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Buranın 180 derece olduğunu biraz önce söyledik. Buranın da 270 olduğunu söyledik. Nokta olarak burası nedir arkadaşlar? Bunlar derece. Dikkat. 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece. Hocam nokta olarak burası nedir? Nokta olarak burası 1'e 0 noktasıdır. Burası nedir arkadaşlar? 0'a 1 noktasıdır. Çünkü eksen üzerinde. Burası nedir? Eksi 1'e 0 noktasıdır. Burası da nedir? 0'a eksi 1 noktasıdır. Arkadaşlar. X virgül Y'deki. Hani X virgül Y'deki bu x eksenindeki sayısal değeri bu da y eksenindeki sayısal değeri veriyor ya bu x değeri bize kosinüs değerini verir bu y değeri de bize ne değerini verir birim çember üzerindeki sinüs değerini verir arkadaşlar e o zaman ben şimdi bak şimdi dikkatli izle sıfır dereceye bakacak olursam sıfır bak hemen cs yaz x değeri bana neyi veriyordu arkadaşlar kosinüsü y değeri de sinüsü veriyordu e o zaman c s'leri burada yazalım c'leri s'leri yazınca Bak her şey çok güzel bir şekilde çıkacak. Kosinus 0 ve sinüs 0'ı bulalım. Hocam, kosinus 0 bak neye eşit oldu? 1'e. Sinüs 0 neye eşit oldu? 0'a. Bak şimdi şuraya geldim. Hocam 90 derecelik bir açıya bakacak olursak, şu 90 dereceye geldiğim zaman o zaman ben hemen şunu söyleyeyim. Hocam, kosinus 90 ve sinüs 90'a bakalım. Kosinus 90 bak burası 0'a birdi ya. C ilk sayıyı veriyordu. Hocam bu 0. S de ikinci sayıyı veriyor. Bu da 1. Sonra kosinüs <laughs> 180'e bakacağım. Sinüs 180'e bakacağım. Hocam şurada 180 derece eksi 1'e 0 ya. Kosinüs eksi 1'i sinüs 0'ı veriyor. Eksi 1'e 0. Ve burada da arkadaşlar kosinüs 270 ve sinüs 270'e bakacağım. Hocam kosinüs burayı sinüs de burayı veriyor. 0'a eksi 1. Gördünüz mü? Şuradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 tane değeri hatta burayı bir de 360 derece olarak düşünürsek kosinüs 360 ve sinüs 360'a bakacak olursan eğer sen ne çıkıyor arkadaşlar? Hocam burası C 1 çıkıyor, S de 0 çıkıyor. 1'e 0 mı oluyor? Evet. Bak trigonometrik değerlere. Yani 30 derecenin 90 derecenin trigonometri ya pardon 0 90 180 ve 270 derecenin trigonometrik değerlerini bu şekilde bulabiliyor muyuz? Daha doğrusu sinüs ve kosinüs değerlerini bu şekilde bulabiliyor muyuz? Buluyoruz. Nereden buluyoruz? Birim çemberden buluyoruz. Sakın bunları ezberleme. Ben hayatım boyunca ezberlemedim. İlk başta ezberlemeye kalktım. Trigonometriyi hiçbir şekilde anlamadım ve yapamadım da zaten. ondan sonra ne yaptım? Öğretmen olduğunda şunu hep böyle bir gel geldiği zaman atıyorum Do, do, sinüs 90 mı soruldu? Birim çember çizdim. Hocam 90 burası. E burası 1'e 0 noktası. cs ya. E 90 dereceye bakacak olursam kosinüsü 1, sinüs 0 dedim. Olayı bitirdim kardeşim. Sen de böyle yap. Bir sürü ezberden ben seni kurtarmış oldum. Hatta trigonometride seni böyle özel açıların trigonometrik değerlerini de ezberden kurtarmadım mı? Kurtardım değil mi? E, bir sürü ezberden kurtardım aslında seni bu konuda. Evet bunları da bu şekilde bulabilirsin dostum. Tamam. Şimdi bakalım birim çemberle ilgili şu soruları bakalım. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Bak burayı 15 dakikada anlattım. Ya önemli ama önemli şeylerden bahsettim. Bu zamana kadar bilmemiz gereken ne var? Şunu baş ver. Kendini çıkartırsın dedik. Şu boş ver kendini çıkartırsın dedik. Şu mantığını söyledik. Kosinüs olduğunu sinüs olduğunu. Koskara artı sin bir olduğunu kesinlikle bileceksin. Bir de sinüs ve kosinüsün eksi 1 ile 1 arasında olduğunu kesinlikle bileceksin. Şuraya geldiğimiz anda tanjant ekseninin bu kotanjant ekseninde bu olduğunu bileceksin. Şimdi geldik buraya. Bak mesela birim çember üzerinde olduğuna göre. Ben kardeşim birim çember üzerindeyse çizerim. Normalde direkt formülle bunun karesi artı bunun karesi eşittir 1 deyip yapabiliriz. Ama bak yapıyorum şimdi birim çemberden yapıyorum. Hocam birim çember bu. yarıçapı 1 bir birim. 3 bölü 5'e 3 bölü 5'e 3 bölü 5'e yazayım. K noktası birim çember üzerindeymiş. Arkadaşlar buradaki nokta birim çember üzerindeymiş. Arkadaşım o zaman buradaki ben şeyin ne olduğunu biliyorum. yarıçapın ne olduğunu biliyorum. Bir. E şöyle gelecek olursam şuradaki uzunluğun apsis olduğunu biliyorum. Ben trigonometriden 3 bölü 5. Buranın da ordinat olduğunu biliyorum. Yani K. Ordinat da K. A ne çıktı burada? Pisagor. 1'in karesi eşittir. 3 bölü 5'in karesi artı K'nın karesi değil midir? Evet. Yani 1 eşittir. 9 bölü 25 artı K kare yaptı. 1 eksi 9 bölü 25 eşittir k kareden. 25 eksi 9'dan 16 bölü 25 eşittir k kare yapar. Yalnız k'yı buradan 4 bölü 5 buluruz ama dikkat k artı 4 bölü 5 eksi 4 bölü 5 de olabilir. Çünkü eksi 4 bölü 5'in karesi de e, 16 bölü 25 yapar. O yüzden k'nın alacağı değerler ne oldu arkadaşlar? Artı eksi 4 bölü 5. Yani senin 3 bölü 5'e k noktası burada da olabilir. Şurada da olabilir arkadaşlar bak. 3 bölü 5'e 3 bölü 5'e şöyle geldiğin zaman 3 bölü 5'e e, K noktası burası olabilir arkadaşlar. K şuradaki eksi 4 bölü 5 noktasında da olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu ezberlemeye gerek var mıymış? Hayır. Birim çemberin yorumunu iyi yaptığın zaman çok fena şeyler yapacaksın. Evet bu şekilde. Geldik buraya. Aa bizden ne isteniyor? Sinüs 120 çarpı kosinüs 120 isteniyor. Eyvah ben 120 dereceyim. Sinüsünü kosinüsünü nasıl bulacağım? Kardeşim hiç korkma. Çiz birim çemberini. Çiz birim çemberini. Birim çember senin için hayat kurtaracak şimdi. Birim çemberi çizdin. 120 derece neresi? Hocam 0 burası. 90 burası. Hop bir 30 daha giderim. Bak burası değil mi? <laughs> 90'dan bir 30 daha gittim. Bak 120 derece işte burası. 120 derecenin senden nesi isteniyor? Bir sinüsü bir de kosinüsü isteniyor. Hocam sinüsü dediği yer buradaki değeri. Kosinüsü dediği yerde şuradaki değeri isteniyor bende. Hadi bakalım şunları bulalım. Şunu ve şunu bulmaya çalışacağız. Aa hocam burası birim çemberden dolayı bir değil mi? Evet. Bak şimdi 30 90 burası 60. Hocam 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2'dir. 30'un karşısı 1 bölü 2 ise 60'ın karşısı da kök 3 bölü 2 çıkar burada. Hocam burası kök 3 bölü 2 ya. E kosinüs değeri ne oldu o zaman arkadaşlar? Bu pardon bu sinüs değeriydi. Sinüs 120 neye eşit oldu arkadaşlar? Şuradaki nokta kök 3 bölü 2 birim yukarıda artı. Artı kök 3 bölü 2'ye mi eşit oldu? Evet. Şimdi şuraya bakalım. Şuradaki değeri bulmaya çalışacağım. 30 buradaysa burası 60 derece. Burası da 30 derece. Bak 90'ın karşısı 1 iken 30'un karşısı 1 bölü 2'dir. Ama solda 1 bölü 2 bu nokta ne yapıyor? Eksi 1 bölü 2 yapıyor. O zaman buradaki değer kosinüs değeri. Kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2'ye mi denk geldi? Evet. Kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2'ye denk geldi arkadaşlar. İşte birim çember mantığını kullanmak demek budur. O zaman benden ne isteniyor? Sinüs 120 kök 3 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 isteniyor. Bu da eksi kök 3 bölü 4 mi yaptı? Aynen öyle. Bu şekilde bunları ezberlemekten kurtuluyorsun. İleride daha net bir şekilde daha kolayında öğreneceksin. Ama onu da 11. sınıfta öğreneceksin. İşte sonuç bu kardeşim. Evet geldik şuraya. Bu hocam 150 isteniyor bir de şey isteniyor. Tamam. Kotanjant 150. Nereden bulayım arkadaşlar? 150 derece çizeyim birim çemberde. Bak şimdi. Şuradaki birim çemberde 150 derece çizeceğim. Bak, bak dikkat. 0 burası, 90 burası, 90 60 daha eklemem lazım. Yani 150 derece burası mı yapıyor? Evet. Şurası 60 derece, burası 90 derece. Bak, burası 150 derece. Şimdi benden kotanjant 150 istemiyor. He. Kotanjant 150 dediğim nedir arkadaşlar? Kosinüs 150 bölü sinüs 150 derece, değil mi? Ya da kotanjant eksenini mi çizmem lazım? Evet. Kotanjant eksenini çizerek de bulabilirsin. Kozinüsünü ve sinüsünü bularak da çizebilirsin. Hocam kotanjant ekseninden yapayım. Şu kotanjant ekseni değil miydi? Evet. Burada kotanjant eksenine değdireceğim bunu. Hop değdirdim. Hocam birim çember. Bu yarıçap çap. Bir birim. Burası da bir birim. Şuradaki uzunluğu bulacağım. Şurası kaç yaptı? 60. 90 sa. Burası 30 yaptı. E hocam 30'un karşısı 1 60'ın karşı karşısı köküç. Bak solda köküç. Buradaki değer kök 3 yani eksi kök 3'e denk geldi. Yani yukarıyı ne bulduk arkadaşlar? Eksi kök 3 bulduk. Bak kotanjant ekseninden. Şimdi tanjant 135 diyor. Tanjant 135'i de bulalım arkadaşlar. Ne yapayım? Yine birim çember çizeyim. Birim çemberi çizdim. Şimdi şöyle birim çemberi çiziyorum. Tanjant ekseninde neresiydi arkadaşlar? İşte burasıydı. Tanjant ekseninden bulabilirsin ya da hocam bu ee, sinüs 135 bölü kosinüs 135 deyip sinüs ve kosinüsten de bulabilirsin. 135 derece nerede? Hocam 0 burası 90 burası 135 geçmem için 45 derece daha gelmem lazım. Bak 45 derece. Hocam ben bunu uzatırsam buraya değmiyor ki. Bak sen bunu buradan uzatacaksın bu sefer. Tanjant eksenindeki sayısal değerini bulacaksın. Birim çember yarıçapın çapın 1 olduğunu unutma. Hocam burası 45 burası 90 burası da 45 derece mi? Evet bak 45 90 burası da 45. Birken. Burası da 1 mi yaptı? Evet. Ama hocam aşağıda bir birim. Yani bu eksi 1'e denk gelecek. Yani burası da eksi 1 yaptı. Eksi kotancat 45. Arkadaşlar kotanjant 45'i de zaten biz dik üçgenden bulabiliyorduk. Birin çember çizmemize gerek yok. Kotancat 45'te şu şekilde arkadaşlar şunlar bir birken burası kök değil miydi? Kotancat 45'te komşu bölü karşı. O da 1 bölü 1 değil midir kotanjant 45'te? Evet. 1 bölü 1'den 1 çıktı. Şurası da 1 oldu. O zaman yukarısı eksi kök 3 bölü eksi 2'den kök 3 bölü 2 diye sonuca ulaşırız. Anlaşıldı mı gençler? İşte birim çember bu şekilde yorumlanıyor. Yalnız bu kotanjanta dediği zaman sol tarafta mı ya da tanjanta dediği zaman aşağıda mı aşağıda olması eksi olması anlamına da geliyor. Bunu da unutma. Geldik örnek 47'ye. O sinüs x artı kosinüs x verilmiş bizden. Sinüs x çarpı kosinüs x isteniliyor bizden. Arkadaşlar böyle çarpanlar ayrımada da gördünüz aslında. A artı B bir sayı verilip de A çarpı B sorulursa ne yapıyorduk? Her iki tarafın karesini alıyorduk. Burada da öyle. Ben olsam sınavda sorarım bak unutmayın işlediyseniz. Burada her iki tarafın karesini alacaksınız. Yani şunun da karesini alacaksınız. Bunun da karesini alacaksınız çarpımını elde etmek için. Hocam çarpalım bakalım. Bu birincinin karesi sin kare x. Yani sin x'in karesi yazacağımızda sin kare x yazıyoruz. Artı Birinci ile ikinci çarpının iki katı 2 sinüs x çarpı cos x artı ikincinin karesi cos kare x eşittir. 4 bölü 9 mu oldu? Evet. E hocam buradan ne gelecek? Bak dikkat et. Sin kare x artı cos kare x. Bunu unutma. Sin kare x artı cos kare x bizim için çok önemlidir. Neye eşittir? 1'e eşittir. Tamam 1'e eşit. E o zaman şu ikisinin toplamı ise Burada 1 artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x yaptı. Çünkü şunları hallettim ben. Bu da 4 bölü 9 eşitmiş. 1 atalım öbür tarafa. 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 4 bölü 9 eksi 1 yaptı. 2 sinüs x çarpı kosinüs x buradan ne geldi? Eksi 5 bölü 9 geldi değil mi? Şu 4 eksi 9 bölü e, 9'dan 5 eksi 5 bölü 9 geldi. E benden sinüs x çarpı kosinüs x deniyor. Bu buraya bölü olarak geçecek. O zaman burada sinüs x çarpı kosinüs x de neye eşit oluyor arkadaşlar? Eksi 5 bölü 18'e eşit oluyor. 1 bölü 2 ile çarpacak olursak. Cevap bu. Bunu da unutmayın. Böyle sorularla da karşılaşırsınız. Bu soruları da yazmak istedim açıkçası. Tamam mı gençler? Eksi 5 bölü 18 olarak bulduk cevabı. Şimdi geldik öbürüne. A hocam sin kare artık sin kare 2, sin kare 3, sin kare 89'a kadar gidiyor. Vay eyvah ne yapacağız? Sin kareli bir şey görünce arkadaşlar sin kare artı kos kare aklımıza gelecek. E tamam gelsin. Ama hocam sin kare hepsi sin kare ne yapacağız? Bak dikkat et. Sinüsle bir önceki videoda söylemiştim. Sinüsle ya yani, sinüs mesela e, alfa ile beta'nın toplamı 90 derece ise birbirinin 90 derece tamamlayan açılarda sinüsle kosinüsü birbirine eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. E burada 89'un Arkadaşlar 89'um. Şuraya bir yazayım isterseniz. Sin kare 1 artı sin kare 2 artı sin kare 3 artı. Böyle gidiyor gidiyor gidiyor. En son sin kare 89'a kadar. Sin kare 87 artı sin kare 88 artı sin kare 90 89 yaptı değil mi? Evet. Arkadaşlar şu neye eşittir? Hocam sinüs 89 kosinüs 1'e eşittir. O, o zaman bu cos kare 1 oldu. Hocam bu neye eşit oldu? Cos kare 2'ye eşit oldu. Hocam bu neye eşittir? Cos kare 3'e eşit oldu. O, bu ta ki nereye gidecek? Ortada nerede birleşecekler arkadaşlar? 1'den 90'a kadar 89'a kadar gidecek ya. 45'e kadar gidecek galiba değil mi? O zaman bu sin kare 1 artı sin kare 2 artı sin kare 3 şu 2 sin kare 3 artı gidiyor 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 sin kare sin kare kaç? 44 artı sin kare 45 artı sin kare 46 artı gidiyor gidiyor gidiyor. Sin kare değil bu e, artık sin kare 46 ya 46 ben bunu kos kare 44 diye düşünebilir miyim arkadaşlar? Evet kos kare 44 diye düşünürüm. Sonrasında 44'ten sonra ne geliyor? Sin kare 45 sin kare 46 ya sin kare 47 kos kare 43 eğri 44 43 42 41 böyle böyle gidip en son nereye kadar geliyor arkadaşlar? Kos kare 3 artı kos kare 2 artı kos kare 1'e kadar gidiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Sin kare bu zor soru. Sin kare artı kos kare ile 1. Hocam 1 artı. Burada da sin kare 2 artı kos kare 2 yine 1 mi? Evet yine 1 artı. Hocam sin kare 3 artı kos kare 3 yine mi 1? Evet 1 artı. Ta 44'e kadar gideceğim. Artı sin kare 44 artı kos kare 44 de nedir arkadaşlar? O da 1'dir. Artı sonra en son sin kare 45 geliyor. Hocam sinüs 45 değeri nedir? 45 45 90 üçgenini çizdiğin zaman 1 1 burası kökü ya. Sinüs 45 neye eşit oldu? 1 bölü kökü eşit oldu. Bu sin kare 45 de 1 bölü kökünün nesi olacaktır? Karesi olacaktır. E bu 1 artı 1 artı 1 artı 1 44'e kadar gidiyor. Yani bu toplamı ne olacak? 44 tane birim toplamı 44 yapıyor burası. Yani bu 44 artı şurası da 1 bölü 2 yaptı. Bu 88 artı 2 kere 44 88 artı 1 89 bölü 2 mi yaptı? Aynen öyle. Ama bu zor bir soru mu? Zor bir soru arkadaşlar. Sin kare artı cos kareyi kullanmak için. Genelde sin kareli ve Koskar, sin kareli bir şey görünce sin kare artı cos kare hemen aklınıza 1 gelsin. Anlaştık. Evet bu ince detaylı soruları da yazmak istedim bu arada. Geldik örnek 49'a. Arkadaşlar tanjant ve kotanjant toplamı 3 verilmiş. Tan kare artı kot kare nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız arkadaşlar? Biraz önce de sinüs ve kosinüslüsünü yapmıştık. Karesini alacağız. Al karesini bakalım. Tan kare x artı 2 tanjant x çarpı kotanjant x artı Kot kare x eşittir 3'ün karesi yaptı 9 yaptı. Burada tan kare x artı kod kare x'leri yan yana yazayım. Zaten benden bu isteniyor. Hocam bu artı 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x bilmiyoruz. Tanjant x ne demekti? Hocam sinüs x bölü kosinüs x demek. Kotanjant x'in açılımı neydi? Kosinüs x bölü sinüs x demek değil mi? Evet. Şunlar birbirini götürdü. Şunlar da birbirini götürdü. Aa 1 yaptı. İşte bazı arkadaşlar bunu da özellik olarak veriyor. Tanjantla kotanjantlı çarpımı 1 deniliyor. Evet ama bilmene de gerek yok. Zaten açtığın zaman geliyor. Eşittir 9 ya. E buradan tan kare x artı kot kare x neye eşit olacak? Şu 2 çarpı 1 2 yaptı. 2'yi de öbür tarafa attık. 9 eksi 2'den kaç yapar? 7 yapar. Benden de zaten bu isteniyor. Yani örnek 49 böylelikle 7 çıkar. Geldik şuraya. Heh, şimdi bir de bu tarz sorularla karşılaşırsınız. ABC açısı değil de şurası ACB açısı olacak arkadaşlar. ACB açısı alfa. E buna göre diyor AB çarpı BC çarpımının alfa cinsinden değerini bulunuz. Alfa cinsinden yani trigonometrik olarak sinüs, kosinüs, tanjan, kotanjantla. E hocam o zaman ben bu kenarları alfa cinsinden yazacağım. Sinüs ve kosinüs. Şimdi şuraya bakacak olursam, ben şuraya A diyecek olursam Hocam burada alfanın nesi var? Karşısı var. Burada nesi var? Hiposu var. A karşı ve hipo deyince aklımıza ne gelir? Sinüs gelir. O zaman sinüs alfa A bölü 2'ye eşittir. 2'yi karşı tarafa atınca A 2 sinüs alfaya mı eşit oldu? Evet. E gelirsin burada 2 sinüs alfa olduğunu söylersin. Buradaki uzunluğun. Çünkü A'yı bu bulduk. Peki şu kenarı da bulmaya çalışacağım ben. Buraya B diyeyim. Hocam alfanın komşusu var ve hiposu var. Komşu ve hipo deyince aklına Kosinüs alfa gelmez mi? Kosinüs alfa da b bölü 2'ye eşit değil mi? Şunu çarptım öbür tarafa b de 2 kosinüs alfaya mı eşit oldu? Evet bu da 2 kosinüs alfa eşit oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Şu çarpım ab çarpı bc isteniyor. Yani 2 sinüs alfa çarpı 2 kosinüs alfa isteniyor. Bu da 2 ile 2'nin çarpımı 4 yaptı. 4 sinüs alfa çarpı kosinüs alfaya eşit olur. İşte alfa cinsinden değeri dediğimiz böyle bir sonuçtur. İşte cevap da bu çıktı dostum. Anlaşıldı mı? Böyle sorulardan da korkmayın. Gerçekten çok basittir. Mesela geldik buraya. Burada ne var? ABC üçgen. BC burası bir birim verilmiş. AHX. X'in alfa türünden değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam ben X'i bulmaya çalışacağım. Valla tabana ait yükseklik var. Tabana ait yükseklik olunca daha görmedik ama alan gelir aklımıza. Alan 1 çarpı x bölü 2 eşit değil midir? Evet. E hocam alan geldi. Başka da hiçbir şey yapamıyorum. A hocam şurası A buraya B dersem aynı zamanda alan A çarpı B bölü 2'ye eşit değil midir? Evet. A'yı bulmam lazım. A'yı nasıl bulacağım? E hocam büyük dik üçgende bak 1 var. Alfanın karşısında da A var. Alfanın karşısı A hipotenüsü 1. A'yı bulmaya çalışacağım ya. Karşı ve hipotenüs aklımıza ne getirdi? Hocam Evet sinüs sinüs alfa a bölü 1'e eşit. Yani buradan sinüs alfa a'ya mı eşit oldu? Evet. A dediğimiz sinüs alfa oldu. Peki şimdi açı açıya baktığın zaman bu açının hocam b'ye baktığın zaman komşusu 1'e baktığın zaman iposu komşu ve ipo deyince kosinüs alfa geldi aklıma. Komşu bölü hipotenüs yani b bölü 1 yapar. B'yi de buradan kosinüs alfa mı bulduk? Evet. B de böylelikle kosinüs alfa çıktı. E Alan gelmişti aklıma. 1 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir? Evet. Aynı zamanda sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. X de böylelikle ne geldi? Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa geldi. İşte cevap bu oldu arkadaşlar. Bu kadar basit. Senden bu kenar isteniliyorsa açıya bak. Karşısı ve verilene bak. Karşı ve hipo geldi. Aklımıza ne geldi? Karşı ve hipodan sinüs. Açıya baktım. Komşu ve hipotenüs var. Kosinüs alfa geldi. Yazdık bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Örnek 51'i böylelikle ne bulduk? Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bulduk. Ve geldik son soruya. Şimdi son soruda bu x açısı verilmiş birim çemberde. Şu tanjant ekseni değil miydi arkadaşlar? Evet. Sen böyle gittiğin zaman buradaki değer bana tanjant x'i vermiyor muydu? Evet. Ama benden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. Dur. Bu birim çember. Hocam burası nedir? 1'dir. E, benden AB uzunluğu isteniyor. Şuraya A diyeyim. E hocam burası da 1 değil mi? Evet. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz A'ya ait bir şey yapabilir miyiz? Böyle dik üçgen falan filan çizelim mi? Bence çizmeye gerek yok. Zaten buranın tajant x olduğunu bulduk. Burası 1 bir, birim çemberden. Burası da 1. Burası da A. A'yı bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar burada direkt karşımıza dik üçgen geldi mi? Geldi. A artı 1'in karesi eşittir. 1'in karesi artı tanjant x'in karesi. Yani tanjant kare x midir bu? Evet. Burası a kare artı 2a birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı 1 eşittir. 1 artı tanjant kare x yaptı. Hocam buradan şu a'yı bulmaya çalışacağız biz. a'yı nasıl bulacağız? Tamam buradan bir art tanjant kareden bir şey gelecek mi? Ha, bu böyle dursun bakalım. 1 art tanjant kareden bir şey geliyor mu? Gelmiyor dur ya. Gelecek mi? Gelecek. Bir dakika. Sin kare x bölü kos kare x burası a. 1 artı sin kare. Tamam şunu bir açmayayım arkadaşlar. A artı birin karesi bu. A artı birin karesi bu. bunun ee, bununla bunun toplamı kos kare. Çarpımı kos kare artı bu. Tamam a artı birin karesi neye eşit oldu arkadaşlar? Açınca gelmiyordu. Açmadan yaptım. Hocam cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x yaptı. Cos kare artı sin kare 1 değil mi? Evet. A artı 1'in karesi eşittir. Yukarısı 1 bölü aşağısı da cos kare x. Her iki tarafın kare alırsam A artı 1 de neye eşit oldu? 1 bölü kosinüs x'e eşit oldu. Benden A isteniyor. A da bir bölü 1 bölü kosinüs x eksi 1'e eşit oldu düzenleyecek olursam a da 1 eksi hani bununla bunun çarpımı e, eksi kosinüs x yaptı 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. İşte ne yaptık? Buranın tanjant x olduğunu bulduk. Burası a ya dik üçgen çıktı. 1 bir birim 1 bir birim. Pisagor bağıntısı yaptım. Ama burada 1 artı tan kareden güzel bir şey geliyordu. 1 bölü kos kare yaptı. a artı 1'in karesi 1 bölü kos kare ise a artı 1 de 1 bölü kosinüs x yaptı. E a da buradan 1 eksi kosinüs x bölü neye eşit oldu? Kosinüs x'e ya da 1 bölü kosinüs x eksi 1 de diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu da çok zor sorulardan biri tabii ki. Ama böyle soruları da böyle görmenizi istedim arkadaşlar. Genelde bu tarz sorular geldiği zaman afallıyorsunuz. Aa artık bu tarz soruların da nasıl olduğunu anladınız. Nasıl oluyormuş? Hocam a'yı bulmak istiyorsam a alfanın karşısı. Bir de verilen sayı var hipotenüs. Karşı ve hipotenüs deyince aklımıza sinüs geliyor. O zaman sinüs alfa a bölü 2 yazınca a'yı da buluyoruz. Aynı şeyi b'yi de yaparak komşu bölü hipotenüsten kosinüs alfa gelerek b'yi de trigonometrik değer olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle dik üçgeni bitirdik ve fazlasıyla bitirdik arkadaşlar. Baya baya bir şey işledik. Baya hani okulda görmediğiniz şeyleri bile aslında ben size burada göstermek istedim. Her tarz soruyu işledik. Ve dik üçgenin lütfen ama lütfen tamam trigonometri de önemli de şu dik üçgendeki Pisagor mantığı, hani ortak kenar varsa söylediğim şeyler, özel açı mantığı, Öklit'i falan çok iyi bir şekilde bilirim arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki geometri hayatınızın inşası işte bu dik üçgenle ve benzerlikle oluyor arkadaşlar. O yüzden bu iki konu sizin için çok önemli. Önümüzdeki seneler için dediğimi unutmayın. Evet gençler, böylelikle dik üçgeni tamamen bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki konuda ne var? Alan var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki konuda üçgende alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.